Ve konuşmalarını yapmak üzere kamu baş denetçisi Sayın Şeref Malkoç'u kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Bu 11 yıllık çalışma sürecinde yurt içinden, yurt dışından insan hakları ihlalleriyle ilgili birçok çalışmalar ve raporlarda hazırladık. Bu raporumuzda 7 Ekim'den beri Gazze'de İsrail'in yaptığı vahşet ve katliamlarla ilgili soykırım suçlarını, insanlığa karşı işlenen suçları raporlaştırarak delilleriyle ortaya koymaya çalıştık. Sayın Başkanım, değerli misafirler, İsrail tarafından 100 yıldan beri Filistin toprakları işgal edilmektedir. Gazze 16 yıldır havadan, karadan, denizden kuşatılmış dünyanın en büyük açık hava hapishanesi haline getirilmiştir. 7 Ekim'den beri 4 aydır Gazze dünyanın en büyük çocuk mezarlığı haline dönüştürüldü. Dünyanın gözü önünde eşi ve benzeri görülmemiş bir felaket ve katliam yaşanmaktadır. Gazze 2 milyon 200 bin nüfusa sahip ve bu süre içerisinde 65 bin ton bomba Gazze'lilerin üzerine yağmur gibi yağdırıldı. Bunun bir diğer anlamı da şu: Amerikalıların Hiroşima veya Nagasaki'ye attığı bir bombanın en az 3 katı tesirinde bomba bir avuç toprakta çok kısa bir coğrafyada 2,5 milyon insan üzerine bırakıldı. İsrail aynı zamanda geçmişte hiç görülmedik bir şekilde gıdayı ve açlığı silah olarak kullanmaktadır. Filistinlerin 4500 yıldan beri yaşadığı topraklardan, yurtlardan onları kovmaya çalışmaktadır. Gazze'de dünyanın en ileri teknolojinin silahları, Gazze'de fosfor bombaları, insanlığın bugüne kadar kazanımı olan bütün değerleri katledilerek insanların üzerine atılmaktadır. Kısaca Gazze'de insan hakları, Gazze'de hukuk, Gazze'de demokrasi, Gazze'de adalet, Gazze'de insanlık maalesef iflas etmiştir. Kamu denetçiliği kurumu olarak, bir insan hakları kurumu olarak 21. yüzyılın en büyük felaketlerinden birini yaşayan Filistinlerin uluslararası sözleşmelerde yazınan, korunan haklarını yine uluslararası sözleşmelerin ışığı altında 7 Ekim'den sonra yaşananları yorumlamadan bizzat belgelemeye ve delillendirmeye çalıştık. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını, hak ihlallerini tespit ederek delillendirdik. Toplu cezalandırılmalarını tespit ederek delillendirdik. Çocuklar, kadınlar, engelliler, hastalar, gazeteciler gibi 10 farklı başlık altında savaş suçlarını, soykırımı, insanlığa karşı işlenen suçları şüpheye yer bırakmayacak şekilde bu raporda belgeye bağladık. İsrail'in yaptığı bu vahşi katliam, barbarlık hafızalara Gazze soykırımı olarak kazınacaktır. Gazze soykırımını yapanları, insanlara karşı suç işleyenleri mutlaka uluslararası ceza mahkemelerinde yargılamamız gerekmektedir ve yargılanacaklardır. İşte kamu denetçiliği kurumunun bu raporu uluslararası yargı açısından mahkemelerin önünde işlerini kolaylaştıracak bir delil niteliğindedir. Biz bu raporumuzu şimdilik İngilizce olarak hazırladık. Daha sonra farklı dillere de çevireceğiz. Uluslararası Adalet Divanı'na, Uluslararası Ceza Mahkemesi olmak üzere
dünyadaki bütün insan hakları kurumlarına, insan hakları ile ilgilenen üniversite ve fakültelere ve sivil toplum örgütlerine göndereceğiz. Bu çalışma esnasında basımında ve bu törende ve diğer çalışmalarda yardım ve desteklerini bizden hiç esirgemeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş Bey'e huzurunuzda teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Kamu Denetçiliği Kurumu'nda bu rapora emek veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.